Arkadaşlar herkese günaydın. Volkan Manav ben. Bugün teknolojioku.com olarak yine sizinle bir pil testiyle karşınızdayız. Günaydın demem lazım bu bağlamda. Şu an saatlerimiz 08.56 ve telefonun %80 şarjı var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah saat 07.20'de ben bu telefonu prizden çektim. %100 şarjı vardı. 45 dakika oyun oynadık. Tabii ben oynamadım. Masildor oynadı. Oğlum. Ancak öyle uyanabiliyor kendisi. Oyun oynadı ve bu süre zarfı içinde telefon dediğim gibi işte 7.20'den saat 9'a kadar 1 saat 40 dakika içinde %20 pil harcamış oldu. Teste devam edeceğiz. Bu testi gün içinde nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Ha bilmeyenler varsa onlar için de anlatayım. Telefondaki pil testini özür dilerim. Gerçek kullanım pil testi olarak yapıyoruz. Yani bunu benchmark testlerine yaptırmak yerine gerçekten de telefon kullanarak gün içinde şarjının ne kadar kaldığını sizlere ispat etmeye çalışıyoruz. Bunun da en doğru sonuç olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dilerseniz testimize devam edelim. Öğlenleyin bir video çekelim. Bir de akşamüstü bir video çekelim. Eğer gerekirse dediğim gibi akşam da geç saatlerde bir video daha çekeriz evde. Ne kadar şarjının kaldığını sizlere ispat ederiz. Telefonla işte dediğim gün içinde kullanacağız. Maillerimize bakacağız. Facebook bildirimlerimize bakacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Sosyal medyada dolaşacağız ve telefonla görüşmesi yapacağız. YouTube'da video izleyeceğiz, bir tekrar oyun oynayacağız, birçok şey yapacağız telefonda. Ve dediğim gibi pilinin ne kadar performans sergilediğini hep beraber birebir göreceğiz. 2150 mAh pil vardı ve biz bu pili eleştirdik. Bakalım gerçekten de eleştirdiğimiz gibi bir sonuç ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı bunu beraber test edelim. Gerçi ben telefonu bir süreden beri test ediyorum. Açıkça şunu söylemek gerekirse benim beklemediğim bir pil performansıyla karşı karşıyayım. 2150 mAh'i ben eleştirmiştim ama gerçekten pil performans anlamında kötü bir telefon değil, güzel bir telefon. İşte Full HD ekran var, işte Snapdragon 617 işlemci var biliyorsunuz, 2 GB RAM falan. Bunlar 2150 mAh pille birleştiğinde bence kabul edilebilir bir performans ortaya konuyor. Dilerseniz testimize devam edelim. Gün içinde telefonu kullanacağız ve ne kadar kullandığımızda not alacağız. Sizlerle dediğim gibi bu videonun sonunda pil testinin değerlendirmesini yapacağız. Videoyu izlediğiniz için şimdilik teşekkür ederim. Devam edin lütfen. Öğlenleyin ve akşamüstü birer tane video daha çekelim. Bakalım nasıl bir pil performansı verecek HTC One A9. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an saatlerimiz hemen bakalım. 12.45 ve 12.47 özür dilerim. 12.47 ve telefonumuzun %57 şarjı kaldı. Bunu yakından göstereceğim size. Bu süre zarfı için sabahtan beri ne yaptın telefonla derseniz hemen söyleyeyim. 15 dakika YouTube videosu izledim. 10 fotoğraf çektim bununla. Bunlardan bir tanesini sosyal medyada paylaştım. Facebook üzerinden, özür dilerim, Instagram üzerinden paylaştım. Telefonla sabahtan beri 32 dakika görüşme yaptım. 15 dakika sosyal medyada dolaştım. Facebook, Twitter falan filan şuralarda. 5 dakikada maillerime baktım ve mail attım. Hatta 5-6 dakika sürebilir bu, tam olarak bir şey söyleyeyim ama 5 dakika diyorum ortalama. Ve dediğim gibi telefon şu anda sabahtan beri %80'den %57'ye şarjı düştü. Yani %23'lük bir pil harcaması gerçekleştirdi. Yani günlük kullanım için sabahtan öğleye kadar bence oldukça güzel bir rakam. Test yapmaya devam ediyoruz. Akşamüstü saat 4.30 civarında bakalım telefonumuzun ne kadar şarj gücü kalmış olacak. Buna yine beraber bakacağız. Ya şu an test dediğim gibi devam ediyor ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bence HTC One A9'un bu 2150 mAh'lik pili oldukça görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Yani aynı testi, özür dilerim, bu arada telefonu düşürdüm. Sağlamlık testi yapmış olduk. Yani telefon gerçekten iyi gidiyor pili. Daha evvel yaptığımız tabi telefonlarla karşılaştırdığımızda bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Dediğim gibi ama en güzel sonucu akşamüstü tekrar yapacağımız videodan sonra söyleyebileceğiz. Bakalım pil nereden nereye düşmüş olacak. Biraz video falan da izleyelim telefonda. Bakalım nasıl bir sonuca imza atacak. Şimdilik bu kadar. Akşamüstü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Saatlerimiz şu an kaç? 16.30 ve telefonun %25 şarjı var. Aşağı yukarı ne kadar oldu? Yani 9 saat 10 dakikalık bir süreç yaşadık pil testiyle. Öğleden sonra ne yaptım diye sorarsanız hemen söyleyeyim. 25 dakika telefon görüşmesi yaptım. 15 dakika YouTube videosu izledim. 11 dakika oyun oynadım. 25 dakika civarında da sosyal medyada dolaştım. 25-30 dakika civarlarında da sosyal medyada dolaştım.
Totalde 9 saat 10 dakika içinde ne yaptın diye sorarsanız hemen onu da tekrar bir toparlayayım. 56 dakika oyun oynamış oldum. Yani 1 saat oyun oynadık diyebiliriz. 30 dakika YouTube videosu izledik. 57 dakika görüşme yaptık. Bu da 1 saat diyelim buna da. 45 dakika sosyal medyada dolaştık. Yani telefonun ekranı sürekli olarak 2 saat 15 dakika için açıktı. Bunun yanında dediğim gibi 1 saatte telefon görüşmesi yaptık. Bu rakamlar sizin için nedir ne değildir bilemiyorum ama daha telefonun %25 şarjının olduğunu da hatırlatmak istiyorum size. Yani bu telefonu alan insanların ben gün içinde telefonlarını rahatlıkla kullanabileceklerini ve akşam eğer eve gitmiyorlarsa bile telefonlarını çok rahat bir şekilde şarjının kendilerine yeteceğini düşünüyorum. 2150 mAh pili ben eleştirmiştim. HTC'nin One A9 değerlendirme videomuzda. Yani eleştirmiştim demeyeyim ama bir soru işareti olduğunu söylemiştim. Bu soru işareti bugün tamamen noktaya dönüştü ve pil performansının yeterli olduğu ile ilgili bir noktaya dönüştü. Bence 2150 mAh pil Snapdragon 617 2 GB RAM ve Full HD AMOLED ekranı oldukça yeterli geliyor. Bunu söyleyeyim size. Ben HTC One A9'un pil performansını beğendim. Özellikle amiral gemisi telefonlarla falan karşılaştırdığımızda da Vion testini mutlaka izleyin. Gerçekten farkını ortaya koyuyor burada. Snapdragon 617 iyi bir şey yapmış, performans sergilemiş. Dediğim gibi buna bir de video testi yapacağız. Bunu da ayrı bir platforma değerlendirelim. Ne kadar video izleyebiliyoruz onu da bakalım hep beraber. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için incelemeyi çok teşekkür ederim. Gerçek pil testiyle karşınızdaydık. Gerçek bir şekilde telefonu kullandık ve gün içinde benchmark testleri yapmadan en doğru sonucun bu olduğunu düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. 9 saat 10 dakika boyunca telefonu kullandık. 3G senkronizasyonu sürekli açıktı. Mail senkronizasyonu, işte WhatsApp, Facebook bütün hepsi açıktı. Ve sürekli olarak dediğim gibi veri aldı gitti telefondan. Buna rağmen akşam saat 4.30 civarlarında hala telefonumuzun %25 şarjı vardı. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızla bize katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim.